Efendim merhabalar, Tekirdağ'dan selamun aleyküm. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hem sıfır hem de ikinci eli konuşacağız. İkinci elle ilgili sizlere güzel haberlerim var. O yüzden videoyu duraklatın. Şu kardeşinizin hatırı için kanala abone olun. Videoyu beğenin. Nokta dahi olsa yorum yapın ki videomuz daha fazla önerilsin. Herkes gerçekleri öğrensin. Hadi videomuza geçelim. Videomuz başlasın. Yediemin'deki otomobiller artık satışa çıkıyor. Defalarca daha önce haberi yapılan Yediemin meselesi nihayet sona gelindi. Bir yasal düzenlemede eksik vardı. Şerh koşulan hacizli otomobiller satılamıyordu. Aslında yasal düzenleme var ama hacizli otomobillerin satışına yönelik ne olacağı, nasıl olacağı belli olmayan alt metinlerde eksiklikler vardı. Şimdi o metinlerde düzenlendi. Ticaret Bakanlığı açıklamayı yaptı. Meclise gönderildi. Çok kısa bir süre yasalaşacak ve artık hacizli otomobiller satışıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak. Kim? Bütün maddeleri bile belli arkadaşlar. 6 ay boyunca sahibi tarafından alınmayan otomobiller satışa çıkacak, satılacak. 5 yıl boyunca hazinede para bekletilecek. 5 yılın sonunda da araç sahibi gelip parasını almazsa devlet hazinesine kalacak. İşte Yediemin meselesi böylelikle sorun çözülmüş olacak. Şimdi buradaki en önemli şey ekonomi bakımından aslında yapılmak istenen hazineye kaynak aktarılmak. Hazinenin kaynağa ihtiyacı var. Hazineye böyle bir kaynak aktarılacak. Hem de milli servet orada çürümüş olmayacak. Yediemin'de biliyorsunuz otomobiller kayboluyordu, çalınıyordu. Bir sürü sıkıntılar vardı. Çünkü kimse onlara sahip çıkmıyor. Böylelikle hem devlet hazinesi kazanacak, hem de 1 milyonun üzerindeki ikinci el otomobil piyasaya kazandırılmış olacak. Şimdi sıfır tarafındaki kampanyaları ve Çinli markaların sıfır tarafındaki olumlu yönlerini sizlere hep anlatıyorum. Ama bir de ülkemizdeki ikinci el gerçeği var. Bütçesi 300-400 bin lira olan genç kardeşimiz ilk kez araç alacak. Asgari ücretli çalışan dar gelirli kişilerin İkinci el otomobilden başka seçeneği yok. Dar gelirli vatandaş ne yapıyor? 300-400 bin liralık bütçesine göre araba alıyor. Sıfır tarafında kampanyalar yapılıyor ama ikinci elin emsali olmadığı için, ikinci elin rekabeti olmadığı için kendi içerisinde hala bu 10-15-20 yaşındaki araçlar 400-500 bin TL'lerden kapı açılıyordu. İşte böylelikle ikinci el otomobil piyasasına da nur topu gibi 1 milyonun üzerinde araç girişi gerçekleşecek. Hal böyle olunca da elbette bunların bir kısmı çok hasarlı olabilir, bir kısmı masraflı olabilir ama büyük bir kısmında büyük masraflar yok. Bunlar satışa çıkacak, bunlar piyasaya kazandıracak ve ikinci el piyasası nefes almış olacak. Uzun bir süredir ikinci el ne olacak, ikinci el bu girdaptan nasıl çıkacak diye konuşulan piyasada yasalaşan yeni düzenlemeyle nefes almış olacak. Şunun altını çizeyim. Buradaki en önemli husus, bu haberi belki defalarca duydunuz. Şimdi diyorsunuz ki abi bu defalarca söylendi ama bir türlü araç satışları gerçekleşmedi. Çünkü mevzuatta eksiklikler vardı. Bu hacizli ve şerh tarafı nasıl çözüleceği, kaç ay kalmış bir aracın satılabileceği, ödemesinin nasıl yapılacağı gibi yasal düzenlemeler yoktu. Ama Ticaret Bakanı ulusal televizyonlarda dün açıkladı. Bunların tamamı giderildi. Meclisten geçecek ve işlem başlayacak. Bitti yani, sona gelildi. Bütün çalışmaları yapıldı. Bu artık son aşamada olan bir durumdu. O yüzden önceki duyduğunuz abi biz bunları defalarca duyduk gibi düşünmeyin. Daha önce ne söyleniyordu? İkinci el ithal edelim. İkinci el yurt dışında ikinci el otomobilleri ülkemize getirelim. İkinci eldeki bu balon sönsün diye. O da ne yapıyor? Cari açığımızı çoğalıyor. Zaten biz dolar ararken bir de dolar dışarıya çıkmış oluyor. Burada hiç böyle bir şey yok. Bu araçlar trafiğe tescillenmiş, trafikte kullanılmış otomobiller. Zaten cari açık vermeyeceğiz. Kendi ülkemizde olan 1 milyonun üzerinde otomobil otoparklarda çürüyordu. Bu anlamda da
milli servete sahip çıkma anlamında bile çok olumlu bir gelişme olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Arkadaşlar size sıfır tarafında da güzel bir haber vereyim. BYD'nin pazartesi günü resmi olarak ülkede fabrika kuracağını açıklaması bekleniyor. Yani bir gün sonra pazartesi günü biz bu haberi BYD tarafından duyacağız. Öyle görülüyor. Pazartesiye tüm otomobil sektörü kilitlendi. BYD'nin yapacağı açıklamadan sonra biz Chery'den de MG'den de aynı hareketi bekliyoruz. Ülkemizde üretim artsın, fiyatlar düşsün, rekabet olsun. En iyi tarafı rekabet olsun. Rekabetin olduğu yerde tüketiciye fayda vardır. Araç satıcıları rekabet eder. Vatandaş, binici birbiriyle rekabet etmez. 2023'ten 2024'e otomobil sektöründe çok farklı gelişmeler oluyor. Önce Çinli markalar, şimdi ikinci eldeki 7M'in olayı otomobil binicisinin hayrına. Şimdi bazıları diyor ki BYD niye Türkiye'ye yatırım yapsın? Chery niye Türkiye'ye yatırım yapsın? Arkadaşlar Çinli markalara ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da ek vergi alınıyor. Ülkemizi belki bir üst bölgesi gibi kullanıp buradan Avrupa'ya açılmak istiyor olabilirler. Sadece ürettikleri aracı Türkiye pazarına satma gibi bir niyetleri olmadığını çok net görebiliriz. Hem ülkemizde satılacak hem de bunlar Avrupa'ya açılacak. Yani Avrupa'ya açılan bir kapı gibi görüyorlar. Buraya yerleşecekler, buradan Avrupa'ya açılacaklar. Böylelikle hem Türkiye'deki otomobildeki rekabet artmış olacak hem de buradan Avrupa'ya ihracat etmiş olacağız. Yani kazan kazan formülü. Otomobilde bir 7 Temmuz bir de 8 Temmuz olayı var. Herkesin konuştuğu. GSR2 yani kaza önleyici güvenlik sistemleri 7 Temmuz'dan sonra olmayan araçlarda artık ülkemizde satılamayacak. 7 Temmuz olayı bu. 8 Temmuz olayı da neydi? Çinli markaların %40 ek vergisi. Şimdi bir 7 Temmuz bir de 8 Temmuz olarak çok ağır bir gündemimiz var. 8 Temmuz olayı çözüldü nihayet. 7 Temmuz olayına gelirsek o da işte güvenlik donanımlı otomobillerin 7 Temmuz'dan itibaren satılmayacak oluşuydu. Peki ondan önce biz neler yaşadık? Ondan önce bu markaları ülkemizdeki rekabetlerini, stoklarını eritmelerini yaşadık. Öylesine bir hal aldı ki bu durum MG ülkeye Çin donanmasıyla sevkiyat yaptı. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bir sağda bir solda Çin donanması var. Ortada sevkiyat yapılan gemi var. Hızlı bir şekilde gümrük vergisine takılmadan ülkeye araba sokmak istediler ve bunu başardılar. Çünkü %40 ek vergi gelecek. Ek vergi gelmeden ülkeye bu otomobilleri satayım 8 Temmuz'dan önce diye bu şekilde bir yol izlediler. Yani donanmayla ülkeye otomobil sokuldu. 7 Temmuz'dan itibaren bazı modeller, güvenlik paketi olmayan modeller ortadan kalkacağı için %4, %5 gibi bir maliyet hesabı yapılıyor. Bu da otomobil fiyatlarına yansıyacak. Çünkü artık otomobillerde donanımlı otomobiller ülkemize satılıyor olacak. O yüzden de 7 Temmuz'a kadar markalar ellerindeki stoğu çıkartmak için birbiriyle adeta kampanya yarışına girdiler. Bunu da biz satış adetlerinden çok çok iyi gördük. Satış adetleri arttı. Filo firmaları kampanyalar yapılınca stoklarına araba çekmek istediler. Vatandaşlarımız bu kampanyalar devam ederken bu otomobillere sahip olmak istediler. İkinci ele baktığımız zaman da ikinci el otomobilini satıp bu sıfırdan yararlanmak isteyen birçok kardeşimizden mesajlar aldım. Abi ben aracımı satamıyorum ki gidip sıfır otomobil alayım. Bak daha fazla satış aslında gelebilirdi. Ama nasıl oldu? Elindeki ikinci el otomobili çıkaramadı. Yani ikinci elimi satacağım gideceğim ben de bu kampanyadan yararlanacağım. Hali hazırda fiyatlar değişmeden diye birçok marka 7 Temmuz'dan itibaren fiyatlarının değişeceğini hatta yeni fiyatlarını açıkladılar. Çünkü artık güvenlik paketsiz bu otomobiller satılamayacak. 31 Ağustos'a kadar da yerli otomobiller satılacak. Bu şey uzatıldı 2 ay ama sadece yerliler, hepsi geçerli değil. Hal böyle olunca otomobil pazarında bir üçlem meydana geldi. 7 Temmuz, 8 Temmuz ve otomobilde kampanya yarışı bir taraftan, bir taraftan da ikinci eldeki durgunluk. Yani işte bu zincirleme bir bütün otomobili için içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi. Yani satışları aslında biz daha fazla da görebilirdik. Ama ikinci eldeki durağanlık ikinci el otomobilini satıp sıfır alamayan vatandaşları da üzdü. Şimdi biz bundan sonraki süreçte otomobil bulunurluğu arttığından dolayı kampanyaların devam edeceğini görüyoruz.
Bu 7 Temmuz'dan sonra donanımsal özelliklerin tamamının vatandaşa yansıtılmayacağını, bir kısmını ithalatçı firmanın yükleneceğini, müşteriye yansıtmayacağını söylüyor markalar. Çünkü artık bulunurluk var. Çünkü artık rekabet var. Bundan sonra rekabete girmek isteyen markalar takas yöntemine de çok başvuruyor. Onu söyleyelim. Getir arabanı sıfırla değiştir. Ama vatandaş da kendisi satıp değerinin altında otomobilini vermek istemiyor. Takas şartı daha çok belirleyici olacak. Takas imkanlarını daha iyi konumlandıran markaların daha fazla otomobil satacaklarını düşünüyoruz. Marka aidiyeti diye bir durumun ortadan kalktığını görüyoruz. 2024'te baktığımız zaman eskisi gibi artık kimsenin markalara aidiyet duymadığını, şartları hangi markanın iyi olursa ona yöneldiğini diyoruz. Geçmişte binicinin 3-4 aracı hep aynı markadan olurken artık hiçbir şekilde marka aidiyetinin de binici tarafından kalmadığını, tamamen verilen ona uygulanan şartların esas alındığını da gözlemliyoruz. Sıfırda da krediye ulaşmanızı kolaylaştıran markalar ön plana çıkıyor. Yani kredi almanızı kolaylaştıran, yardımcı olan markalar ön plana çıkıyor. Artık sadece sıfır tarafında otomobili satmak değil de kredisini bulmak, ikinci el otomobilini değerlendirmek gibi rekabet unsurlarıyla pazardan paslanan pay alan markaları görüyoruz. Neyse ki araç bulunuruyla beraber aksesuar paketi gibi elden para isteme gibi saçmalıkları artık bu şikayetlerde duymuyoruz. Çünkü artık vatandaş kendi içinde araç bulmayla ilgili rekabet etmiyor. Otomobil firmaları araç satmak için rekabet ediyor. Arkadaşlar son dönemde otomobil piyasası çok hareketli. Ben de bu hareketli dönemde sizlere son güncel gelişmeleri hiç arayı açmadan an ve an paylaşıyorum. Otomobil piyasasında otomobille ilgili gelişmeleri, otomobil dünyasında ilk haberleri bizden duyuyorsunuz. O yüzden zil bildirim butonunu mutlaka açın. Eşe, dosta, sevdiklerinize kanalımızı haberdar edin ki çok daha büyük kitlelerle otomobil piyasasındaki olan tüm gerçekleri herkes öğrensin. Bizler daha fazla bilgiyi sizlere daha hızlı bir şekilde ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden isteğimiz de lütfen kanala abone olarak izlersek bizler daha geniş bir kitleye sesimizi duyurma imkanımız olur. Hep beraber otomobil piyasası, otomobil dünyasıyla büyür. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.